Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurlarında sizleri... Konuşmamın hemen başında Atatürk'e ve İzmir'e yakışır bir etkinlik düzenleme hayalimiz olan bu anlamlı etkinlik projemizin hayata geçirilmesine vesile olan Konak Belediye Başkanımız Sayın Pektaş'a çok çok teşekkür ediyorum. Nerede bir ihtiyaç varsa orada o ihtiyacı giderecek bir yol vardır prensibinden hareket. Bugün burada Kurtuluşun ve Kuruluşun kenti İzmir'de Kurtuluşun ve Kuruluşun büyük liderini hep birlikte özlemle yad edeceğiz. Sanat olmadan da modern bir cumhuriyetin olamayacağını bildikleri için cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte bir taraftan hukuk devrimi, diğer taraftan laik bilimsel eğitim ve sanatın yüceltilmesi mücadelesini birlikte verdiler. Bu arada bahar barışlarımız çevrecik her dönem ormanın kuruluşuna aracılık edecek olmak. Çok teşekkür ederim. Ben sizin huzurunda Bahar Yavuz Kıbrıs Başkanı'na da şükranlarımız için bir paket takdim etmek istiyorum. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğinizi efendim. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, prangalık alsın istiyorsanız köleler, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğinizi efendim. Alemini anlayamadıysanız, millet olmanın kul olun, ümmet kalın. Bu vatanın üzerinde kurulmuş olan cumhuriyete Türk Cumhuriyeti diyebiliyorsak ve bu vatanın ve cumhuriyetin... Victor Hugo, herhalde İzmir'in bu zayıf kadınlarını görece bir prensese benzetmiş İzmir'i. Bazıları yavur İzmir, pis İzmir filan da demişler de biz onları duymuyoruz tabii ama benim tarifim şudur değerli dostlarım. Atatürkçülüğün başkentidir İzmir. İzmir'in en güzel tarifi bence.